kadına bak ya. Duymuş, gitmiş, DNA testi yaptırmış, belgelemiş. Yenge değil, şeytan. Evet. Sonra da gidip Nebahat'e söyledi herhalde. Akif de duyunca bir güzel rezil etti beni. Peki bir şey yapabilirler mi? Yani DNA testini gösterip dava falan açarlar mı bunlar? Ha, yaparlar çünkü. Açlar sonuçta. Ben zaten Ömer'in eğitimi için para teklif etmiştim Kadir'e ama kabul etmedi. Parayı az bulmuştur anneciğim. Ondandır. Şirketin yarısı senin. Yani araştırmışlardır muhakkak. Kızım, öyle insanlar değil onlar. Yani tanıdığım kadarıyla dürüst efendi çocuklar. Anne sen çok safsın ha. Bak bir kuruş falan vermeyeceksin sakın. Ömer'le de görüştüğünü duyarsan çeker giderim. Oğlunla mutlu mesut yaşarsın. Ay harika. Az önce de söyledim sana. Ben o çocuğu oğlum gibi göremiyorum. Yani öyle hissetmiyorum. Herhangi bir gençten farksız benim için. Bir de hissetseydin. Oğlum da deme şuna. Bak çıldıracağım, çekip gideceğim, göreceksin. Ya hiçbiriniz de şu çaydan içmediniz. O kadar da demledim, ne güzel olmuş. Oğlum bari sana koyayım. İçme, ey. Ömer. Abi otursana. Abi diyorum hala ama. Saçmalama lan. Başka kim biliyordu? Sen biliyordun. Harika ile kardeşimin o yüzden oynattın. Değil mi? Ömer'im ama bakma öyle ya. Ne bileyim saçmaladım işte. Ben düşman olmayın istedim o kadar. Ömer yavrum. Bak bir dinle beni. Esasında abinle benden başka kimse bilmiyordu oğlum. Ya ben Kadir'e de söylemeyecektim ama mecbur kaldım ya. Abimle yengem öldükten sonra siz böyle ortalık yerde parasız pulsuz kalınca belki Suzan Hanım yardım eder dedim. Ya neticede senin öz annen. O benim annem değil. Benim annem öldü. Anladın mı amca? Ne diyeyim oğlum? Ha ne diyeyim? Ya ben de perişan oldum. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım ya. Ya ağzım dilim kopaydı da söylemeyeydim. Bir de abime söz verdim biliyor musun? Ölene kadar kimseye söylemeyeceğim diye. Al işte sözümü tutamadım. Allah da benim belamı verdi. Amca tamam. Bir sakin ol. Ömer Suzan Hanım'ın oğlu olabilir. Ama bizim kardeşimiz. Bir evin içinde aynı ana, aynı baba büyüttü bizi. Oğlum sen benim kuzimsin ya. Benim kimselere bırakmam ki ben seni. Aynen, aynen. Ya hadi tamam kapatalım, uzatmayalım. Kapatamayız Aybüke. Ben şu an kim olduğumu bilmiyorum. Tanımadığım bir kadın doğurmuş beni. Nasıl bir hikaye lan bu? Babam kim? Suzan Hanım beni doğurup da niye evlatlık vermiş? Ha? Amca cevap ver. Orhan yeter saklama artık. Hakkı çocuğun bilmek. Biz abimle bir bayram sabahın namaza diye camiye gittik. Yani işte orada bir bebek sesi duydum. Meğer senmişsin işte. Yani tesadüfen gördük seni. Nasıl ya? Cami avlusuna mı bırakmıştın beni? Kabus mu ya?
Abi gerçek değil, değil mi? Abi uyandır beni. Abi uyandır beni. Yeter. Bu konu burada kapanacak. Bir daha da kimse konuşmayacak, tamam mı? Ömer. Bak bana. Kaldır başını. Kaldır. Sen bizim kardeşimizsin, tamam mı? Şimdi biz de buradan kalkıp evimize gideceğiz. Kalk. Babam kim? Kim? Ömer saçmalama. Abi öğrenmek istiyorum. Kim? Veli Eren senin baban. Senin başka baban yok. Asya karışma. Beni cami avlusuna bırakan insanları soruyorum. Kim onlar? Abi günah değil mi bu soğukta bırakılır mı? Gözünü seveyim, çıldırdın mı sen ya? Çıldırdım evet. Kızım nikahsız bir adamdan peydahlamış. Ne yapacaktım yani? Rezil mi olsaydım? Ya oğlum. Öncesinde ne olup ne bittiğini biz de bilmiyoruz ki. Yani bütün soruların cevapları Suzan Hanım'da. Yani belki onun da bir günahı yok ya. Belki onun da gerçekten bir kusur hatası olmamıştır. Bilmiyoruz ki. Ay Orhan Allah aşkına. Anlıyorum çocuk üzülmesin diye böyle konuşuyorsun. Bak oğlum ben seninle yalan konuşmayacağım. Bu Suzan Hanım geçmişte seni bırakmış. Şimdi de almaya hiç hevesi yok. Ben kendisiyle konuştum. Hatırlıyor musun sen o gün hani boya yapmaya gitmiştin Suzan Hanım'ın evine? Ömer. Buyurun Suzan Hanım. Bir şey mi diyecektiniz? O yüzden öyle baktı bana. Evet yavrum, o yüzden öyle baktı. O kadar da DNA testi gösterdim kadına, bana mısın demedi. Ha onu da yaptırdınız. Şengül'ün işi o çünkü oğlum. Orhan abuk sabuk konuşma Allah aşkına. Ya kadın kadın isteseydi benden ne yapacaktım o zaman? Susacaktım mesela. Üstüne vazife olmayan şeylere karışmayacaktım. Seni de ikisini izlemiştir. Yıllarca salak gibi aynı gün kutladık doğum günümüzü. Hayatım yalanmış be. Komple yalanmış. Ömer. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.